Şimdi kadın hastalıkları. Evet, şimdi Hamilelik problemleri isterseniz önce ondan bahsedelim. evet, hamilelik bazı hamileliğin birçok riski başlıyor. Hamile olduğu zaman kişinin, hamile olan bayanın vücudu aşırı vitamin, mineral, enzim harcamaya başlıyor ceninin gelişimi için. Bu aşırı harcama, aşırı östrojen hormonunun artması, efendim, rahimin büyümesi haliyle rahim büyüdükçe karnı da büyüyor. Karnı büyüdükçe böbrekler hafif sıkışıyor. Karaciğer vesaire organlarda biraz anormallikler doğmaya başlıyor. Büyüdükçe bebek diyelim, problemler doğuyor. Evet, bu normal gelişim, problem yok. Fakat kişi, hamile olan bir bayan alkol kullanırsa çok çok tehlikeli. Doğacak bebeğin dudakları ince olur, gelişmez. Burun sapı, burunun az gerisi gelişmez. Küçük parmakları gelişmez. Beynindeki hücrelerin yapısı, dokusu normal oluşmaz. Alkol kullanıyorsa bir hamile bayan, doğacak çocuğu %90 normal çocuklardan çok düşük seviyede olur. Yani gerizekalıya yakın, Allah korusun. Alkol kullanıyorsa bir anne çocuğu çok çok tehlikeli. Bu nedenle asla hamile olan bir kadın alkol kullanmaması gerekir. Bir. İki. Sigara içilen bir yerde bile annenin, hamile olan annenin bulunmaması gerek. Çünkü polonyum 210 içerir sigara veya nargile vesaire. Radyoaktif bir maddedir. Toksik madde, ışın yayar çevredeki hücrelere. Kadmiyum kanserojendir. Katran vesaire vesaire. Bu nedenle sigara içen veya sigara içilen ortamda bulunan hamile anne ceninin gelişmesini engeller. Hatta Allah korusun engelli bile olmasına sebep olabilir. Bu nedenle sigara, alkol hamile olan bayanların asla bu ortamlarda bulunmaması gerekir. Tehlikelidir. Şimdi bir de bazı bayanlar ne yapıyor? Düşük yapıyor. Şimdi bir hanımefendi hamile kalmak istemiş. Düşük yapmış. Bir defa, iki defa, üç defa. İşte yedinci, sekizinci haftasında anormallikler başlıyor. Doktoruna gidiyor. Doktor diyor ki sırt üstü yatacaksın.